Şimdi beni takip edenler bilir. Zaman zaman ben bir konuda fikir beyan ediyorum. Akabinden bir iki gün sonra Cumhurbaşkanımız aynı konuyu bambaşka bir gözle gördüğünü açıklıyor, söylüyor. İşte bunun üzerine bana troll işte ters köşe oldu falan filan işte diyorlar. Ben de her zaman şimdiye kadar kendi fikrimden vazgeçip Cumhurbaşkanımız doğru söylemiştir diyorum. Bunun sebebini anlatacağım size. İşte troll falan diyorlar. Troll olsaydım ben hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızla çelişmezdim. Çünkü troll nedir? Troll abi parasını verirsin. Şunları söyleyeceksin der. Söyletirsin. Öyle olsaydı çelişmezdim. Hiçbir zaman çelişmezdim. Kaldı ki şu da var. Ben 1000 tane şey söylüyorsam bunun 995'i Recep Tayyip Erdoğan'la aynı çizgidedir. 4-5 şeyde ayrı düşerim, ayrı düştüğüm zaman da dikkat çeker. Bunun işte propagandasını yapar solcuna, kemalistçine. Ama dediğim gibi ben kendi fikrimden vazgeçip Erdoğan doğru söylemiştir derim. Bunun sebepleri şu. Birinci sebebi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine aminu atullahe ve atur resule ve ulul emre minkum diyor. Yani ey iman edenler Allah'a, Resulüne ve başınızdaki ulul emre itaat edin. Bu itaat bizim için bir şereftir. Bu itaat bizim için bir onur meselesidir. Bu itaat bizim için bir omurga meselesidir aynı zamanda. Şimdi omurgasızlık diyorlar ya fikrinden vazgeçmeye. Omurga meselesinin ta kendisidir. Biz omurgayı bu adamdan öğrendik. Omurgamızı ona karşı değil, küffara karşı kullanırız. Cumhurbaşkanımız konumu, makamı, yaşı ve tecrübesi gereği meselelere herhangi birinden daha iyi, daha iyi analiz ederek bakabiliyor. Zaten bu millet bu yüzden onu devletin başına koydu. Eğer ondan daha iyi analiz eden biri olsaydı onu getirir koyardı bu millet. Ben bunu birçok defa gördüm. Brunson meselesinde gördüm. Brunson meselesinde bana kalsaydı salınmasaydı. Ama salınmış olmasına rağmen o ekonomik yaptıranların başımıza açtığı işler, yaptırımların başımıza açtığı işler ortada yani. Adam domates, biber, patlıcan edebiyatı yapıyor hala. O yaptırımlardan dolayı. Salınmamış olsaydı ne hale gelirdik siz düşünün. Ayasofya meselesinde benim hiç bakamadığım bir bakış açısını dün dile getirdi Cumhurbaşkanımız. Yani o kadar ya gerçekten %100 haklı olduğunu, hak verdiğim bir analiz yaptı. Dedi ki ya biz dedi açarsak burayı dedi, dışarıda bizim yüzlerce binlerce camimiz var. Bu dışarıdaki haçlı zihniyetinin, bu canavarların ne yapacağı belli olmaz. Oradaki oraları nasıl koruyacağız? Yani bu da çok mantıklı ve makul bir bakış açısı. Şimdi o ümmetin sorumluluğu, dışarıdaki Müslümanların sorumluluğu onun omuzunda olduğu için o bunları düşünebiliyor. Biz meseleye duygusal yaklaşıyoruz. Bunları göz ardı ediyoruz. Yani durum bundan ibaret. Benim tecrübelerim bana şunu gösterdi. Erdoğan bir şey söylüyorsa bunu hemen anlamasanız da bunun doğru olduğunu zaman Erdoğan'ı haklı çıkarıyor. Bu yüzden ben onunla çeliştiğim zaman fikrimden vazgeçip Erdoğan haklıdır demek benim için şereftir. Benim için bir haysiyet meselesidir. Troll desinler, ne derslerse desinler. Allah niyetimi, kalbimi çok iyi biliyor. Beni takip edenler de bunu çok iyi anlıyor. İşte arada 3-5 Kemalist, arada 3-5 FETÖ artığı bizden görünüp bizim içimizde fitne çıkarmaya çalışan sıfalar çıkıp işte R'ye yaptı, cart yaptı, cürt yaptı diyorlar da. Onların dediğine bakıp da biz doğru bildiğimizden vazgeçecek değiliz. Durum bundan ibaret. Ben hata yapmaya devam edeceğim. Hata yaptıktan sonra hatamdan vazgeçmeye de devam edeceğim. Ta ki tecrübelerim beni hatasız kılana kadar günüm. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.